Merhaba herkese. Uzun zamandır içerik çekmiyordum. Özellikle Go ile alakalı. Şimdi Go tarafında çok fazla istek var. Bunları da temel düzeyde ve orta düzeyde karşılayabilmek için bazı içerikler oluşturmaya karar verdim. Özellikle veri tabanı ile alakalı, veri tabanı işlemleri ile alakalı epey istek var. Bu nedenle bir uygulama geliştireceğim. Bunu da baştan sona veri tabanını da hazırlayarak, Go tarafında da bunu yazarak, kodlayarak geliştirmeye gayret edeceğiz. Öncelikle PostgreSQL veri tabanını kullanacağım ve PostgreSQL tarafında bir veri tabanı oluşturmak istiyorum. Bunun adı Products DB olsun. Bu yeterli. İçerisinde şu an herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece save diyorum ve oluşturmasını bekliyoruz. Sonrasında bir query tool açacağım. Çünkü sorgu SQL komutlarıyla tabloyu oluşturmak istiyorum. Bu da gayet basit. Create table products parantezimizi açalım ve ID serial olacak. Primary key. Serial nedir? Özetle PostgreSQL'e hakim olmayanlar için otomatik artan sütun oluşturuyor. Auto increment bir sütun oluşturmak için kullanılır. Title varchar 100 olsun. Bu boş geçilemez olsun. Şunu kopyalıyorum. Diğeri de description. Bu boş geçilebilir. Açıklama alanları genellikle boş geçilebilir. Price'ı oluşturuyorum. Numerik olacak. Numerik 6'ya 2'lik olsun. 6'ya 2'lik nedir? Bu şu demek. Örneğin 25.000 25.000 şöyle bir değer olduğunda dikkat ederseniz noktadan ya da virgülden sağ tarafta 4, solda 2 tane var. Ben burada şöyle bir kayıt girilebilmesini istedim. Solda 6 yazdığım için dedim ki toplam burada 6 olacak ve sağ tarafında 2 değer olabilir dedim. Yani şu şekilde aslında şöyle bir değer girilebilir. Bu durumda maksimum 9.999 gibi bir değer girilebilir. Çok önemli değil. Sadece bir değer vermemiz gerekiyor. İsterseniz vermeden de kullanabilirsiniz. Oluşturuyorum tablomu. Şu an neredeyim? Products DB içerisindeyim. Bunu oluşturdum. Sorun yok. Select Yıldız from Products diyorum. Bunun çalıştıralım. Evet, içeriğinde herhangi bir şey yok. Burada dummy bir insert işlemi yapalım. Insert into products, title, description ve price bilgisi. Sonra values değerleri gireceğim. Burada x gireyim. Herhangi bir şey ve değer olarak da şöyle bir değer girebilirim. Örneğin başarılı. Sorun yok. Kaydettik. Güzel. Şimdi silebilirim ben onu. Drop. Drop table products. Sıfırlayacağım. Sonra tekrar oluştururum. Evet. Temiz çalışmakta fayda var. Şimdi artık Go tarafına geçebiliriz. Neler yapacağız öncelikle? Basit. Insert, select, iki tane select, get all products, get a product by ID ve update işlemleri olacak. Bununla ilgili sıfırdan kodlamaya başlayacağız. Bunu yapmadan önce Go'daki yeni diyebileceğim, halen daha yeni sayılabilecek özelliklerden bir tanesi neydi? Go mod. Bir tane mod oluşturmam gerekiyor, modül. Bunun için terminali açıyorum. Terminalde
mod init. Burada herhangi bir şey yazabiliriz. Örneğin github.com/ Cihan Ersan ve db example 01 gibi bir şey olabilir. Ya da cihanersan.com şöyle bir şey. Mesela gibi bir şey olabilir bu senaryoda. Sadece db go yapayım ben. Oluşturduk. Şimdi kodlamamıza başlamadan önce şuraya bir main go dosyası açıyorum. Package main func main. Burada genellikle kullanım yöntemim şöyle oluyor. Main'in üzerinde constant diyebileceğim ufak tefek şeyleri tanımlamayı tercih ediyorum. Bunların başında da şu an database ile alakalı bilgileri tutacağım alan olacak. Bilgi alanı. Yani değişkenlerim, const değişkenlerim. Burada da örneğin host, local host bilgisini girdik. Port 5432 PostgreSQL'in portu. User benim user'ım default Postgres. Password olarak da secret olan şifremi giriyorum. DB name products DB. Az önce oluşturduğum database ve kaydediyorum. Güzel. Sonra şurada bir DB adında nesne oluşturuyorum. Bu database SQL package'ının nesne örneğinin pointer'ını alacak. Şunu kaydettim. Yukarıda kendisi import etti. Gördüğünüz gibi. Sol tarafı biraz daha genişleteyim. Hatta kapatayım. Çok fazla işim yok şu an orada. Evet, temel olarak genel yapımız hazır. Şimdi main'den gene önce init function'ımı oluşturacağım. Burada da başlangıç sırasında initialization işlemini yapacak function var error connection string fmt string f birçok farklı şekilde bu tanımlanabilir fakat ben bu şekilde kullanacağım burada. Host diyoruz bizim yüzde s bunu alıyorum hatta şöyle kopyaladım port burada da d user bilgisi buraya gelecek. Bu da S kalabilir. String veri gelecek. Bu da password de S. DB name gene S. SSL mod bilgisini de SSL mod yani server'ın SSL aktifliğini de disable yaparak kapatıyorum. Şu an hiç ihtiyacım yok ona. User password ve son olarak da DB name. Yeterli. DB, ERR. Şimdi bağlantıyı açacağım. Nereye? Postgres. Ve connection string'imi vereceğim burada. Şöyle kaydediyorum. Şurada unutmamak gereken bir şey var. Onu da yani database işlemini olgunlaştırmadan önce yapalım. Go get GitHub libpq package'ını download etmem gerekiyor projeme. Evet, eklendi. Bakıyorum. Go mod burada. 1.17.3 versiyonu kullanıyorum Go'nun zaten. Şurada benim modül adım var. Burada da bakıyorum libpq gelmiş. 1.10.4 versiyonu require olarak eklenmiş. Tamam. Artık şurada bunu kullanabilirim. Başına underscore koyuyorum. Sonrasında bu şekilde yaptığımda evet ben bunu kullanabileceğim. Aslında database SQL şuradaki Go'da bulunan standart library'de bulunan database SQL ile birlikte kendisi bunu kullanacak. Bir nevi yardımcı aracım olacak benim. Peki burada neler yapabiliriz?
Burada detaylara girmeden önce ben şurayı anlatayım. Mesela DB nesnesi üzerinden begin transaction işlemleri yapılabilir. Bunu farklı bir videoda detaylı bir şekilde anlatmayı planlıyorum. Transactional bir uygulama geliştirmek isterseniz bunu uygulama tarafında ya da database tarafında yapabilirsiniz. Database tarafında da ben şuradan bir kaynak vereyim. Database tarafındaki transaction mantığını anlamak için şöyle, hatta şuradan yapıştırayım. Kaynak kısmında çok fazla uzatmadan Jonathan benim Medium hesabımdan bunu inceleyebilirsiniz. Transaction'la alakalı SQL bölümden anlattığım hem makale hem de videolar var. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Konumuza geri dönelim. Burada DB nokta dediğimde şurada birçok şey var. Connection, exec vesaire, ping, işte database'e ping atıp hani bağlantı oldu mu olmadı mı, query, prepare vesaire tonla şey var. Bunları farklı amaçlarla kullanacağız. Ben burada şuna bakacağım. Set ile başlayanlar. Burada neler yapılabilir? Set, örneğin max idle connection, max idle cons. Şu. Bunun örneğin 5 değerini verelim. Ne yapar bu? Maximum number of connections that can be inactive. Şöyle diyeyim. Herhangi bir zamanda inaktif olarak bulunabilecek açık connection bilgisini maksimum connection sayısını belirler. İnaktif olmak nedir? Mesela siz uygulamalarınız database'e eriştiğinde bununla alakalı işlemler yaparken herhangi bir şekilde o connection üzerindeki sorgu bittiyse, tamamlandıysa, herhangi bir çalıştırılacak ya da çalıştırılan sorgu yoksa o idle duruma düşürülür. Yani bekletilir diyelim bir nevi. Ve bunun maksimum kaç tane olabileceğini söyleyebiliyorsunuz buradan. Bunu kapatıyorum. DB nokta set max open connection. Burada da örneğin 10. Yani aynı herhangi bir zamanda diyelim paralel olarak yani eş zamanlı diyebileceğimiz kaç tane açık connection, database'e açık connection olabilir bu uygulamamızdan. Ben de 10 tane dediğimi varsayalım. Set connection max idle time. Burada da değer şu şekilde bir değer verilebilir diyelim. Örneğin. Burada da set connection maximum idle time. Verilen connection ile alakalı bir connection ne kadar idle durumda kalabilir süresini veriyorsunuz. Set connection max lifetime. Bu da tahmin edeceğiniz üzere mesela gene şöyle bir değer verilebilir. Time nokta second. Burada da bir connection ne kadar süreliğine açık kalabilir? Maksimum. Bunun bilgisini verebilirsiniz. Bizim bunlarla işimiz yok. Bu nedenle burayı es geçiyorum. Peki ne yapmamız lazım init içerisinde? Birincisi şurada benim işlemlerim var zaten. Bunu bozmayayım ben yapısını. Şu şekilde kalsın. Üstte zaten DB'yi oluşturdum ben. Şuradan nesne örneğini aldım. Dedim ki eğer nil değilse o zaman nedir? Hata vardır. O zaman şuradan fatal log olarak loglayalım bunu. Bu kadar. Temel çalışmamız böyle olsun. Şimdi işimize dönelim. Temel yapıyı kurduk. Yani biraz da farklı ve düzenli olması için şöyle yapayım ben bunu. Bir tane models klasörü açayım. İçerisine de zaten bir tane struct oluşturacağız. Bu da product go olacak.
Bunun da package adı models olacak tabii ki. Ve type product struct yapıyorum. Oluşturuyorum. ID integer. Title bu da string olacak. Title şöyle de yazabilirsiniz. Title description mesela. Bunların ikisi de string olduğu için tek bir alanda oluşturabilirsiniz bunları. Price float 32 yeterli bizim için. Bu. Şunu tabii ki hatırlatmak olarak şöyle de yapabilirsiniz. Ama bu örnekte bu yöntemi kullanmak istiyorum. Peki başka ne yapabiliriz burada? Tabii şunu yapmak temiz olabilir. Şimdi product'ı burada yaptıysak o zaman database işleminde burada yapmamız gerekir. Ben şurayı kapatayım. Biraz da geniş alan olsun. Ne yapabiliriz burada? Tabii birazdan şuradaki data odaklı şeyleri buraya almamız gerekecek. Çünkü database işlemini burada yapacağım ben. Ne yapıyorum? Aldım böyle. Bir tanesini yazalım. Mesela insert işlemi. Adı ne olsun? Bu product go dışından erişileceği için büyük harflerle yazacağım, başlatacağım. Büyük harfle başlatacağım nesne isimlerini. Create product olabilir, insert product olabilir. Daha genel kullanılan insert olduğu için insert product diyorum. Şuraya data diyeyim ben, isimlendireyim. Böyle bir standart oluşturmuş olayım. Sonrasında komutumuzu, sorgumuzu yapmaya başlayalım. Ve DB, benim DB'm nerede? İşte burada değil. Benim şurada buna ihtiyacım var mı? Bakıyorum. Burada yaparsak farklı şekillerde olabilir. Aslında burayı da taşıyabiliriz oraya. Initialization. Biraz daha bağımsız yapmak isterseniz, yani şuradaki kodları burada tutmak isterseniz, diyelim şunu parametre olarak geçebilirsiniz. Hani doğrusu yanlışı yok. Şu an sadece bir örnek demo çalışması yapıyoruz. Mimari bir tasarım yapmıyoruz. Bu nedenle şuradan bunu alayım ben. Normalde biraz daha detaylı bir mimari oluşturmak gerekiyordu. Fakat ben sadece product yapacağım burada. Bu nedenle hepsini buraya koymamda şu an bir sakınca yok. Örneğimiz çalışsın. DB nokta exec diyorum. Burada sorgumu yazayım. Insert into product title description price values. Buraya da parametrik olarak gireceğiz bunları tabii. Şurada evet. Üç tane parametre göndereceğim. O da dışarıdan gelen data içerisinde vardı. Data, title, data, description ve data, price olsun. Sonra if error şu ise, yani hata varsa log fatal diyorum. Ne yapsın burada? Error'ı bas. Hatamız varmış. Ve şurada rows affected diyerek etkilenen kayıt sayısını da alalım. Şuradan bize error de dönecek. Nereden alacağım? Yukarıdaki result'tan. Result nokta rows affected. İsterseniz şu last insert ID'yi de alabilirsiniz. En son eklenen kaydın ID'si diyelim. Ve şurada bir de printf diyerek rows affected. Etkilenen kayıt sayısı gibi bir bilgi olsun. Ve şuraya %D diyerek diyeyim ki buraya
şu bilgiyi yaz. Neyi? Rose Effect'i. Tamam. Temel olarak hazır. Burayı da şöyle. Funk. Diğeri de update product olsun. Burada da data product deyip şu bilgileri gönderiyorum. Şuradaki yapının neredeyse aynısı. Sadece sorgu değişecek. O da nasıl bir sorgu olur? Şurayı komple yok edeyim ben. Evet. Update products set title. Burada sıralamam şöyle olacak. Ben sıralamaya şöyle dikkat ediyorum. ID bilgisi gelsin. Update olacağı için ID'nin gelmesi gerekiyor. Onun üzerinden update olacak çünkü. Ve sorgumu da şöyle yazarım. Öncelikle şunları alayım. Şuralara da. Bu iki virgül şu üç olacak. Bu iki, üç, dört. Ve where id eşittir bir. Yeterli. Update product set. Soru yanlış mı bakayım? Dört. Gayet doğru. Bunu burada da alabilirsiniz. Etkilenen kayıt sayısı. Tabii geri dönmüyorum ben burada bir şey. Hani normalde geri dönmesi gerekir. Mesela şunu string olarak dönebilirsiniz. Ya da number, integer olarak falan dönebilirsiniz. Sonra get products diyorum. Rows, sorgumu yazayım. db.query. Oops. Gayet basit. Select hepsini getir. Products. Sonra ne yap? Hatayı kontrol edelim. Go'da böyle her şeyde hatayı kontrol etmemiz lazım. Zaten bize her şeyi getiriyor. Error no rows diyorum. FMT eğer hata varsa ne yap? No records found. Bu aslında kayıt bulunamadı. Hatası gibi. Yani çok hata sayılmasa da sonuç olarak kayıt olmadığından dolayı bunu bir şekilde bildirmemiz gerekiyor. Şuradaki built-in nesnelerden ERR no rows kullanılabilir bunun için. Sonrasında da işimiz biter çünkü kayıt yoksa o zaman return yap. Bu scope'u, bu below komple bitir. Hatta fırlatalım şuradan. ERR. Sonrasında burada bir defer çağırıyorum. Neydi defer? Bizim şuradaki işlemler ne olursa olsun bir satırımız var ya şurada query üzerinden bize gelen. Ne geliyor mesela bize? Şöyle bir nesne geliyor ya mesela. sql.rows. Bu nesneyi işim bittiğinde kapat diyorum kısacası. Nerede kapanacak? Bu defer aslında şu scope'dan hemen önce çalışacak. Hatırlamayanlar için küçük bir hatırlatma olsun. Sonra bir dizi oluşturacağım. Name product neslemin dizisi olsun. Sonra bir döngü yapalım. For next. Burada PRD product'ın PRD'si. Evet. Product nesne örneğini oluşturdum. ERR rows.scan ve prd.id prd.title prd.description ve
prd.price. If error şöyle şöyle ise, hata varsa logla. Her şeyi logla. Sonra ne yapacağız? Products nesnesini şöyle eşitleyeceğim. Nasıl? Diyorum ki append'ı kullanacağım. Şu products'a ekle. Neyi? PRD'yi. Şu yeni gelen, elde edilen, döngünün içerisinde yeni elde edilen PRD'yi, product'ı şuradaki products'a add yapacak. Bunu da soldaki nesneye, yani kendisine yine gönderecek. Bu şekilde kendisini güncellemiş olacak. Sonra if error eşit rows nokta error error, yani bu sintaks, yani bu sintaksi de görmüş olursunuz. Ben çoğu kaynakta pek kullanılmasa da kullanılıyor, kullanıyoruz. Sonra bir adet döngü daha underscore'la diyorum ki ben ne getiriyorsan ilk parametre istemiyorum diyorum. Neydi o? O da index. Nerede? Şurada. Products. Products'ın ilk indeksini, yani ilk göndereceği değeri, hani bir index bir de değerini gönderecek ya, indeksini istemedim ben, underscore'la kapattım. Sonra print f diyorum. Evet. Yazdık. %s, bir tane daha %s ve price biraz farklı. Şimdi şuraya bir tane koyayım. 2f, şu farklı, bu new line. Şuraya bir de dolar işareti yapıştırmamız gerekiyor. Evet, doları da bulduk. PR.id, PR title, PR description, PR price. Tamam. Bu da tamam. Gayet güzel. Çalışacak gibi görünüyor. Func get product by id. Id int. Sonra var product string RR DB query row. Ne yapacağız burada? Select title. Sadece title'ını isteyebilirim. Ya da hepsini alabilirim. Ama bu yeterli benim için. Amacımız örnek çalıştırmak. Şurada ID'mizi verdik. Argument kısmına da parametremizi veriyoruz. Neydi o? ID. Nereden gelen? Parametreden. Nokta scan. Şuradan bir adet ampersand bulabilirsek. Evet. Product. Sonra switch. Bir adet switch açıyorum. Switch case'imizi oluşturduk. Error eşittir. Eğer eşit eşit neyse, error no rows, yani kayıt yoksa, ne yap? Log print f. No product with that id diyorum. Sonra case error eşit değil, nil ise ne yap? Log nokta fatal error. Hiçbirisi de ise default. Bir hata vardır. Print f. Product is şu. Bu değil, bu. S ters slash n new line aşağı git product yapıştır. Olduğu gibi gibi. Derdimiz ne burada? Diyor. Rows affected. Evet, şunu kullanmadım diyor. Haklı, kullanmadım. Yalan yok. O yüzden kapat bunları. Burada ne diyor? As I report of wrong type string printf. Doğrudur. Hatam ne orada? Port. S. D.
S. Bu da password'de S olacak. Yüzde. DB name S. Sprint F. Devam ediyorum. Şimdi main kısmına gelelim. Burada şuna ihtiyacım şu an yok. Ben buraya ne yazmalıyım? Benim kodlarıma bakayım. Şuradaki geldik. Şunu alayım. Sonrasında buradan models diyerek ben bunlara erişebilirim. Şunları basitçe kullanabiliriz. Öncesinde tabii öncelikle ne yapalım? Bir insert işlemi. Bu benden bir nesne isteyecek tabii. O nesnemiz hazır değil. O da ne olacak? Product. Product. Title. Go Programming Language Book olsun. Description. It's a good book olsun. Sonra price olsun. Oops. Bu flat diye şöyle bir şey. Evet, kullan beni diyor. Product. Product işlem. Undeclared name product. Go run main go. Specified class was not found. Evet, şurada bir hata vardı. İlginç. Bakacağım. Sorun çok bariz. Bu portu string olarak yazdığım için oradan hata verdi. Portu şurada ben number olarak vereceğim diyorum ama burada string. O yüzden hata verdi. Orada anlamalıydık ama gözden kaçtı. Neyse çözdük. Çalıştır. Evet. Etkilenen kayıt sayısı 1. İspatla diyorum. Select. Çalıştır. It's a good book. 36.78. Güzel. Çalıştı. Devam edelim. Evet, basit. Basit basit işlemler. Böyle pratikler yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Öğrencilerin farklı farklı kaynaklar istiyorlar. Ben de onlara göre içerikler hazırlıyorum. Şimdi ne yapabiliriz başka? Benim şuradaki insert buydu. Update tamam biliyoruz. Bu ne yapacaktı? Get product. Doğrudan çalıştırayım. Geriye bir şey dönmeyecek bu. Bu doğru bir şey değil tabii ki. Yani normalde bunun geriye değer dönmesi gerekiyor. Şunu kapatacağım. Kalsın o. O çalıştır. İşlem başarılı. Şimdi bir tane daha kayıt gireyim ben o zaman. Madem öyle. Rust olsun. Diğer şöyle olsun. Bu da tamam. Sonra da geri getirsin bize kaydı. Eklenen kaydı. Evet, etkilenen kayıt sayısı bu. Sonra da kayıtlar X de geldi. Rust. Bu da tamam. Ondan sonra
yenisine geçeriz. Diğeri neydi? O da models.getBlah'da. Şuradan ne istiyor benden? Mesela 2'yi getirsin. ID'si burada var zaten. Rust. O da ekrana yazacaktı. Hatırlamıyorsam. Product, evet. Product is Rust programming language book. That's okay. Devam edelim. Update'imizi nasıl yaparız? O da çok basit. X. Severim X'i kullanmayı. ID'si 2 olanı değiştirelim. Ne olsun? Title'ı şu olsun. Rust Programming Language. Sonunda book var diye onu kaldırıyorum. Description. Love Price. Price neydi bunun? 45.50. 45.50. İndirim yapmış olalım. 35 olsun. Bu da tamam. Models nokta update. Sonra x'i buraya yapıştır. Ne yapacağız? Run bla error. Yani SQL kodumuza bakalım. PQ diyorsa SQL'imde bir hata olma ihtimali yüksek, hatta kesin. Virgülü not alsan. Başarılı. O zaman ispatlayalım. I love it. 42. 45'e yakın bir şeydi. 42-35 yapmıştık. Değişti. Sonundaki book da gitti. Görüldüğü üzere. İşlem gayet başarılı. Bu kadar. Bu tabii dediğim gibi basit basit örnekler. Antrenman olarak hazırladığım bazı çalışmalardan biri. Kolay gelsin.